sevgili kent konseyinin üyeleri. Ayşegül Hanım var şu anda bizimle birlikte. Aklınızdaki bütün soruları sorabilirsiniz çok net bir şekilde. Çünkü ben kendisiyle aday adaylığı sürecinde birçok toplantıya katıldım. Evet. Her şeye de net bir şekilde cevap veriyor. Hepimiz yani ne kadar şeyse o konularda tecrübemizsek o kadar cevap veriyoruz. Ondan fazlasını da lütfen istemeyiniz. İstememenizi de sizlerden özellikle rica ediyorum. Ama ben önce bir arzu ederseniz size kent konseyinin yapısından bahsedeyim. Bilmiyorum daha öncesinde bir araştırmasını araştırdım. Sizden ben dinlemek isterim. Beraber. 20 senelik hikayenin içerisinde son 10 sene kültür ve sanatın tren hattından mütevellit nasıl geriye gittiğini, Çatalca, Üsküdar oralardan gelen insanların artık buralara gelmediğini, buradaki tiyatroların, sinemaların, gençlik merkezlerinin, eğlence merkezlerinin, işte kültür merkezlerinin boşaldığını ve buralara başka bir kitlenin gelip girdiğini ifade etmiştim. Çok şeydir, nadim ve enteresandır. O grubun içerisindeki arkadaşlar Bülent Kerimoğlu'na gitmişler. Son 10 senede Bülent Kerimoğlu hiçbir şey yapmadı diye Kent Konseyi Başkanı seni şikayet etti demişler. Şimdi öncelikle biraz önce çok güzel söylediniz. Hani birbirimize destek vermemiz, birbirimizi yolda yürürken elinden tutmamız gerekiyor diye. Bir kere Bakırköy'de buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla Bakırköy'de halen insanlar başarıya ulaşabilmek için, seviyeyi yükseltebilmek için, adımları biraz daha büyük atabilmek için ne yazık ki bu gayreti göstermemek adına bir şey var. Bu da gene söylüyorum. Son 10-15 senedir kültürün buradan yok olması ve gitmesi. Kültür ve sanatla alakalı bu ama. Bu gerçekten böyle. Gençlik merkezinin buralardan kayıp elimizden gitmesiyle alakalı. Bu manada Kent Konseyi 2019'da Ergin abiyle beraber, Ergin Gülen'le beraber ilk sivilleşmesini yaşadı. Yani hep o güne kadar belediye başkanları Kent Konseyi Başkanı. İlk o zaman sivilleşti. Ve ondan sonra da tekrardan bir diğer sivil olarak bana geçti. 8-10 derneğin, işte belediyedeki birkaç kuruluşun bir araya gelerek oluşturmuş olduğu, çok güdük giden, yani bu çok bir gerçek, bir şeydi, yapı içerisindeydi. Ama bugün Kent Konseyi 2022'nin ocağında, 31 ocağında 120 delegasyona çıktı. 120 delegasyonun 106'sı katıldı. Dolayısıyla böyle bir seçime gidildi. Ve ben size bir de dosya vereceğim. Bir faaliyet kitapçımız var ama hazırlık aşamasındaydı. Buradan sadece şurada çalışma grupları var. O çalışma gruplarının neler yaptıkları var, neler yapacakları var. Böyle de yapılmış olan faaliyetler var. Genelde yapılması gereken önemli günlerde, özellikle kadınlarla ilgili, engellilerle ilgili, su günüyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili, depremle ilgili ve ekonomiyle ilgili birçok biz açık oturumlar yaptık. Ve bu açık oturumların hepsinde de seviyesi yüksek konuşmacılarla dolu bir salona yapıldı. Sağlıkla ilgili bizim programlarımız oldu. Psikolojiyle ilgili programlarımız oldu. Kitap yazarlarıyla ilgili programlarımız oldu. Kadınlarla ilgili programlarımız oldu. Özellikle de tüm resmi bayramlarımızda biz o günleri özel seçtik ve Bakırköy'de son 5 senedir bütün dernekler tabii yapıyor ama çok büyük ve kitlesel olarak Cumhuriyet balosunu 5 senedir yapan Kent Konseyi. Ve bunun için söylüyorum, bunu geleneksel hale getirdik. Çünkü buna bütün siyasi partilerin ilçe başkanları ve bütün halka açaraktan bunu yaptık. İşte Gizem Başkanım da diğer siyasi partilerin ilçe başkanıyla o gün çıktı. Orada harika bir ortak mesaj verildi. Gene 2022'de dini bir bayramımızda bütün dinlerin bayramları bir araya gelmişti. Biz o bayramda bütün din adamlarını davet ettik.
kiliselere gittik. Onlardan istedik. Onlar da gönderdi. Ve bütün din adamları bir araya gelip birlik beraberlik mesajı verildi. Gene büyük bir topluluk içerisinde bunu gerçekleştirmiştik. Amaç el ele, iç içe mozeyi birleştirebilmek, puzzle'ı ortaya koyabilmek. Asıl amacımız bu. Şimdi kent konseyinin ana hedeflerinden, çok ana hedeflerinden bir tanesi kadınlar. Şöyle bir baktığınız zaman, şöyle kent konseyine oradan böyle geldiğiniz zaman, şurada bir sekteye uğruyor. Bu tarafa geldiğiniz gibi gene burada bir sekteye uğruyor. %70'imiz kadın. Yani kadın ağırlıklı, kadın elinin değmiş olduğu, onların becerilerinin çok daha ön plana çıkmış olduğu ama liderleri erkek. Ona bir şey söylemiyorum. Yani şimdi orada da böyle bir tezatlık var. İnşallah onu da gelecek dönemlerde bir arkadaşımıza. Tabii tabii vereceğiz. Sinan Hanım hoş geldin. Tabii ki bir devir şeyimiz olacaktır. Çok değişik kitlelerden arkadaşlarımız var. Ve bütün siyasi partilerden bizim içimizde üyelerimiz var. A'dan Z'ye tüm siyasi partilerden üyelerimiz var. Tüm kadın kuruluşlarından üyelerimiz var. Bara'dan üyemiz var. Makine mühendisleri odasından, elektrik mühendisleri odasından, inşaat mühendisleri odasından üyelerimiz var. Onun dışında üniversiteden üyelerimiz var içimizde. Muhtarlarımız var. Bunlarla tamam hep sürekli bir işbirliği içerisindeyiz. Ben buradayım başkanım. Biliyorum sen hepsini temsil ediyorsun. Ve biz onun dışındaki tüm sivil toplum kuruluşları da iç içeyiz ve kamuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hem güzel şeyi söylemek istiyorum hem bizi üzen bir şeyi söylemek istiyorum. Yeni dönemin meclis üyesi arkadaşlarımız da buna lütfen çok dikkat etsinler. Çok önemli. Gerçekten Bakırköy için çok önemli. Başkanım cümlelerinin en başında bunu söyledi. Birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor diye. Şöyle ki Bakırköy Kent Konseyi bazı işbirliği protokolleri düzenledi. Bunlardan bir tanesi baro ile ilgili işbirliği protokolüydü. Kadınlarımızın ücretsiz avukat ve taciz gören kadınlarımızın, artık dayağı kaldırdık, taciz diyoruz biliyorsunuz. Taciz gören, tacize uğrayan kadınlarımızın da psikolojik desteğiyle ilgili. Biz bununla ilgili bu protokolün yapılması, bu işbirliği protokolü, milli eğitimle ilgili bir işbirliği protokolü vardı. Orada da öğrencilerimizin bizim açmış olduğumuz kurslara katılıp alacakları belgeleri üniversiteye girerken puanlarında yani ödeyecekleri özel üniversitelerdeki ücretlerin düşmesi, uluslararası değişimde rahat gidebilmeleri ve kadınların da rahat iş bulabilmeleri adına bir işbirliği protokolü yapacaktık. Bu ikisi de neden sorusuyla meclisten geri döndü. Bakırköy Belediyesi meclisinden geri döndü. Bu gerçekten çok üzücü bir şey. Aslında hiçbir şey yok. Halka hizmet var. Ama bir neden sorusu. Ne olur yani yeni seçilecek olan arkadaşlarımız hiç sıranıza bakmayın. 20, 21, 22. Bana göre ben çok açık bir şey söylüyorum. 25'i çıkartmamız lazım. Bir adım geriye gitmememiz lazım. Eğer bir adım geriye gidersek bu bizim için çok büyük bir kayıptır. Bizim için derken bizden bahsetmiyorum. Ülke için çok büyük bir kayıptır. Çünkü ülkenin demografik yapısıyla ülkenin siyasi bakış açısını değiştiriyor. Ve buna hakikaten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da çok hassas bir yerden ve hassas bir noktadan geçiyoruz. Hep beraber, hep birlikte bir şeyleri yapmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Gizem buraya bir gün geldiği zaman milletvekillerine gelmişti. Seni milletvekili görelim Gizem dedim. O gitti ilçe başkanı oldu. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Bir sonraki genel seçim inşallah. Yani bunlar hep inşallah. Bunlar hep bizim önerilerimiz, desteklerimiz ve yapmak istediklerimiz. Sevgili başkanım yani... Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu. Ana hatlarıyla da söylediniz. Bunu da size ben vereyim. Çok bakınız teşekkür lütfen. Ediyorum. Bu benim için çok değerli. Evet. Yaptığınız çalışmalar... Çalışmalar da var. Projeler var. Henüz tamamlanmadan onu hızlıca hazırlayıp bana verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz hazırlıyorduk zaten. Aslında bu kitapçıyı hazırlıyoruz ama bir türlü yetiştiremedik. Bu küçücük yerde çok büyük fikirler var. Ve çok ustalar var. Çok usta kadınlarımız var, usta büyüklerimiz var, abilerimiz var, kardeşlerimiz var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Ama hep yerimiz buydu bizim. Buradan da güzel şeyler çıktı haddi zatına bakacak daha olursan. Daha büyük yerisiniz. İnşallah o da olur. O da olur. Yani çünkü bütün sivil toplum kuruluşlarının bir arada olup onların toplantılarını yapabilecekleri bir yer,
O dolapları, işte toplantı masaları, şunları bunları olabilecek. Hep Bakırköy Kent Konseyi'nin de buna destek olabileceği bir alanın olmasını şeyinde çok arzu ediyoruz haddi zatında. Durum bundan ibaret. Onun dışında ben şöyle küçük bir tanıtayım. İGDAŞ'tan emekli bir müfettiş arkadaşımız Kent Konseyimizde. İç mimar arkadaşımız Nimet Hanım bizimle beraber kadın kollarımızda. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Bey iş denetçi ve maliye müfettişidir. Opet'in eski CEO'su Şafak Bey bizimle. Dilek Hanım Türkiye'nin İstanbul'un en önemli okullarının edebiyat ve felsefe öğretmeni. Doğru mudur? Edebiyat bölüm başkanıydım ama emekli oldum. O yani olsun. Yani o şekilde bakıyor. Serpil Hanım bale eğitmenidir. Bir eğitmenimizdir. Hazan bir işletmeci iş kadınıdır kendisi. Ayşegül Hanım spor eğitmenidir aramızda. Hatice gene bir iş kadını. En küçüğümüz Pınar. Okula yeni başladı. Üniversiteye gidiyor. Emekli. Emekli ve üniversiteci. O da bir iş kadını aslında. Bravo. Şöyle oradan bir dönüyorum. Rıza Bey, şöyle bir yöne gelin aslında. Rıza Bey var, emekli banka müdürümüz. Sinem Hanım var, yoga eğitmeni ve uluslararası, yani aslında bunu söylemek çok ayıp olacak ama bunu söylemek istiyorum. Çok iyi bir arkadaşım çünkü Emin. Uluslararası basketbol hakemimiz ve Türkiye'de bir numara olan Emin Moğolkoç'un da çok değerli eşi oluyorlar kendileri. O da bir bizimle birlikte Bakkent Akademi Derneğimizin içerisinde. Nurhan Hanım'ı gördüm. Satranç eğitimimiz. Türkiye Satranç Federasyonu'nun başındaydı. Şimdi emekli oldu. Kendisi bu işlerle ilgileniyor. Buraya gelince şuradan itibaren Yeter Hanım bizim koromuzda. Koromuzdan katılıyor. Canan Hanım Bakırköy'e ışık saçan Bakırköy Müzik Akademisi vardır. Ve Bakırköy Müzik Akademisi bizimle birlikte son 4 senedir 18 Mart, 10 Kasım, 29 Ekim'leri yapan bir müessesedir Müzik Akademisi. Ve onun da çok değerli bir şefi vardı. Bizim de şefimizdi. Faruk Salgar. Onu geçen sene rahmetli kaybettik. Onun eşi, o da bizim içimizde. O da bir Bakkent Akademi'nin içerisinde. Hatice Hanım iş kadını. Bensu gazeteci. Hocamı tanıyorsunuz herhalde zaten. Benim de öğretmenim biliyor musunuz? Öyle mi? Cidden liseden benim öğretmenim. Mete abimizi biliyorsunuz. Çok değerli baromuzun eski saymanı Muazzez bizimle bırakmadı. Bu gördüğünüz kızı tanıyor musunuz bilmiyorum ama. Benim kızım. Maşallah. Evet, o da bir iş kadını. Vallahi, benim kızım. Maşallah. Evet. Maşallah. Fatih Bey eğitim kurumlarının sahibidir kendisi. Kariyer eğitim kurumları. İstanbul Eğitim Platformu Başkanı. Eski milletvekili adayı, belediye başkanı adayı falan. Öyle. Pelin Hanım işitme engelli aileleri dernek başkanı. İşitme engelli bir arkadaşımız ve biyonik kulaklığı. Evet, muhtarım. Benita'yı görüyorum orada. Benita da bizim içimizde bir arkadaşımız. Benita değil mi? Değil, tamam. Ha, senin eleman. Tamam. Benita'ya çok benziyor. Ekibimiz Benita'ya da buradan selamlar. Benita'ya buradan selamlar, evet. Muhtar, senin mahallen değil mi Benita? Evet. Benita Uçar, evet. O da bizim içimizde. Benim onun dışında aslında iki gazeteci arkadaşımız da bizim çalışma gruplarımızda. Ama çalışmıyorlar bize hiç. Fırsat bulamıyorum. Sen nasıl buldun? Durum bu. Arkadaşlar, Ayşegül Hanım'ı size bırakıyorum. Kısıtlı bir vakit. Dip not. Ben bu işin kötüsüyüm, onu söyleyeyim. O hep öyle olur zaten. Aynen öyle. Sizin bizden istediğiniz bir şey varsa siz söyleyin. Bizler, biliyorum Levent Bey belki hemen bir şey söyleyecektir. Hemen ufacık bir şey söylemek isterim. Pazar günü Leyla Gencer, özellikle Leyla Gencer salonunu tercih ettik. Leyla Gencer'de bir takım eksiklikler, noksanlıklar var. Tabii bir yeri yapmakla yetmiyor. Bu yeri de aynı şekilde takip etmek, denetimlerini yapmak, sürdürülebilir faaliyetlerin içerisinde tutmak gerekiyor.
maalesef bir takım eksiklikleri olduğu için bu pazar günü yetiştiremedik ama önümüzdeki yani bu haftanın pazarında, evet, ayın 17'sinde saat 12'de lansman toplantımızı yapacağız. Aslında siz ufak ufak değindiniz. Kadın dediniz, çocuk dediniz, engelli dediniz, sanat dediniz. Biz bunları hepsini ana başlıklara alt metinleriyle beraber son derece dolu bir şekilde ve plan ve projeler dahilinde bir lansman programı hazırladık. Saat 12'de hepinizi de davet etmek isterim. Elbette bunu da inceleyeceğim. Yok yok, burada bu hani bütün her şey var size. Her şey bir arada var. 38 tane çalışma grubu var. Biz de orada yoğun bir çalışma yaptık. Bu zaman zarfında zaten 36 yıllık bir Bakırköylü, 22-23 yıllık da bir doktor, burada çalışan bir doktor olarak zaten kentin bütün sorunlarına hakimiz. Sizin de dediğiniz gibi çok değerli meclis üyesi adaylarımız var bizimle, evet, beraber çalışan. Evet. Neticede de bu hizmet kamusal bir hizmettir ve birçok branşı içerir. Bizim çok değerli mimarlarımız, mühendislerimiz, şehir planlamacılarımız, avukatlarımız, maliyecilerimiz, sağlıkçılarımız, tüm güçlü bir kadroyla bu yola çıktık. Aynı şekilde de demin tekrar söylediğim gibi kent konseyi de her zaman dediğim gibi işbirliği içerisinde. Aynı şekilde sizin de gördüğüm, zaten anlattığınız gibi birçok konuda kentin bir bileşeni olarak burada birlikte hareket etmeyi isteriz. Birlikte işbirliği içerisinde Bakırköy için iyi işler çıkarmak için bir arada olmayı isteriz. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret başkanım. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok kısaca bir anekdot vereyim. Lütfen. Aslında kent konseyleri Türkiye genelinde belediyelerin arka bahçesi olarak. Hangi belediyenin kent konseyi varsa onun arka bahçesi. Hayır değil. 76. maddeye istinaden zaten belediyeyle koordinasyon içerisinde çalışmak zorunluluğu var. Ve bu koordinasyonun içerisinde de sadece belediye olunca kent konseyi ister istemez öyle oluyor mu? Türkiye genelinin %70'i, Tarkan Bilirt eski genel sekreter, %70'i belediye başkanı zaten kent konseyi başkanı. Yani bu hem yasanın vermiş olduğu şeyde olmuyor, meclis üyesi olmuyor. Belediye başkanı olmuyor. Ama bu burada da gerçekleşti. Şimdi aslında Bülent Bey'in de hakkını burada ona bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Kent konseylerinin odun pazarı en iyisi bunların içerisinde. Keşke vaktiniz olur da Eskişehir odun pazarı. Gittim çocuklarımla bu seçim çalışmaları başlamadan önce ziyaret ettim. Tabii. Kent konseyini ziyaret ettiniz mi orada? Kent konseyini değil ama odun pazarında. Odun pazarında Ekrem Kurt çok müthiş bir veri. Eskişehir'de kaldık da devam etmedik. Orada kaldık da birçok incelemelerde bulunduk orada. Mesela onlar şunu yapmışlar. Meclise bir sandalye, bir koltuk daha koymuşlar. Kent konseyinin başkanı, kimse o, yani kent konseyinin o günkü yetkilisi geliyor oradan. O meclisi inceliyor, meclise öneriler veriyorlar. Yani daha başkanlığa veriyorlar, başkanlık önerisi olarak o meclise gidiyor. Ki zaten çalışma şeyi, prensibi budur. Bakırköy'de Nazmi Bey döneminde biz Nazmi Bey'e gittiğimiz zaman kaymakama, bize dedi ki benden hiçbir şey istemesin kent konseyi. Dedik ki niye? Siz dedi belediyenin dedi arka bahçesiniz. Belediye başkanı ne derse onu yapar. Ben de ona dedim ki lütfen bizi takip edin. Ben size bunu ispat edeceğim. Yani bunu göreceksiniz filan. Peki dedi o zaman. Takip edeceğim. Dedi. 2 yıl bizi takip etti. 2 yıl sonraki genel kurulda bize 3 tane gençlik spor müdürünü, ilçe sağlık müdürünü ve ilçe milli eğitim müdürünü delege olarak verdi. Yani seviyeyi aslında yapmış olduğunuz işle, danışmanlıkla, yani kent konseyleri bedava danışma. Kent konseylerinden danışma istiyor. Çünkü kent konseyleri şehir için, şeffaflık için, sürdürülebilirlik için, katılımcı bütçe için bunu yapıyor. Eğer biz Bakırköy Belediyesi'nin arka bahçesi olsaydık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu katılım kafeyi gerçekleştirmezdik. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katılım kafesini Yeşilyurt Spor Kulübü'nde gerçekleştirdik. Bir tek bizim dahlimiz olmaksızın onlar bütün Bakırköy'den insanları aradılar. Oraya çağırdılar. 100 kişi geldi. 100 kişi de belediyeyle ilgili şikayetini, derdini, sorununu söyledi. Ve oradan bir kitapçık çıktı. Ve o kitapçık da daha sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından bize verildi. Orada belediye eleştirildi, kaymakamlık eleştirildi, yerden yere vuranlar oldu.
Tabii onlar toparlandı. Uygun bir dille kitapçığa geçti. Yani arka bahçe değil. Aslında biz bir ön bahçeyiz. Ön tarafı süpürüyoruz. Ortalığı kaldırıyoruz. Ve ona göre de bu işleri yapmaya gayret ediyoruz. Böyle bir topluluk kent konseyi. Ben işte tabii şimdi size böyle kısaca anlatıyorum. Bir günde baş başa anlatırız. Elinize sağlık. O kitapçığı da okudum. Teşekkür ediyorum. Anlamıyorum. Tahmin ediyorum. Burada içinizde en yaşlı benim. 85 yaşındayım. Maşallah. 57 yıl öğretmenlik yaptım. 25 bin talebe okuttum. 40'lı yıllar aklıma geldi. Kadınlar bir yerden çıkardı merdivenden. Biz erkekler bir yerden çıkardık. Şimdi böyle pırıl pırıl genç hanımları, genç kadınları görmek beni duygulandırıyor. Hocam, bu çok güzel bir şey. Ve Bakırköy'ümüzde sizin gibi değerli birini görmek, ayrıca gelinimin arkadaşı olmanız sıfatıyla da büyük saygılar. Ben siyaset üstü bir adamım. Onun için birkaç cümle söyleyeyim. Halim Bey, hep şunu derim. Bir konuşmanın en güzel yönü ne başı ne sonu. İçindeki kısalıktır. Kimseye esir almayacaksın. Şimdi biz oturan değil, gezen bir başkan istiyoruz. Bu bir. İki, Bakırköy'de 45 bin talebe var. 4200 öğretmen var. Şimdi en önemli konu bunlara yemek vermek. Ben o gün yukarıda Dikeli Taş'ta hastaneye giden yolda 4 tane delikanlı geldi. Lise 1. Ekmek o zaman halk ekmek 3 liraydı. Konuştular. İçinden birinin 10 lirası çıktı. Ve 10 lirayla gitti 3 ekmek aldı. O 3 ekmeği paylaşıp yiye gittiler. Kızdım kendime. Niye dedim bir çorba ısmarlamadım bunlara? Halim Bey'e katılıyorum. Kadınlar, özellikle çocuklar. Çocukların gideceği bir yer yok Bakırköy'de. Bir diğer rica ediyorum bunu. Bir abi, hoca, baba ne kabul edersen atanmışlar, seçilmiş daima bir araya gelin. Ben 1958'de Karaman'ın bir köyünde öğretmendim. 3 kişi bir araya geldik. İmam, muhtar, ben. İnanın neler yaptık o köyde. Bunu rica ediyorum. Ayrıca seçildikten sonra oturup Fahri Eğitmen Danışmanınız olmak isterim. Seve bir kuruşu olarak. Seve sizi seviyorum. Üstün başarılar diliyorum. Sağ olun. Başımın üstünde yeriniz var.